Mutlu günler değerli izleyenler. TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz. Yeni programımız Zirvedekiler'de. İlk bölüm dün yayınlanmıştı. Bugün de tabii ki federasyon başkanlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. Dün Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş bizlerleydi. Bugün de Bisiklet Federasyonu Başkanı Sayın Erol Küçükbakırcı ile beraber olacağız. Sayın Başkan, öncelikle hoş geldiniz. Kırmadınız bizi. Konya'dan geldiniz hatta evet. Bugün. İlk soru olarak şununla başlamak istiyorum. Aslında bu dönemde kimi ağırlasak burada veya kimle bir bağlantı yapsak internet üzerinden hep aynı şey akla geliyor. Pandemi sürecinde spor nasıl etkilendi, sporcular nasıl çalışma fırsatı buldular? Bisiklette pandemi süreci nasıl geçti? Bisikletçiler hani bu arayı nasıl değerlendirebildiler? Onu sorarak başlayayım. Biz ilk aylarda tabii pandemiden dolayı evlerinde arkadaşlarımızın, sporcularımız evlendi. Makara dediğimiz trenik, onlara binerek günlük antrenmanlarını sürdürdüler. Sonradan işte bu hani sosyal mesafeyi korumak şartıyla İçişleri Bakanlığı'nın da izinlerinin içerisinde olan dışarıda antrenman yapabilirsiniz dedik. Yapmaya başladılar. Bunlar milli sporcular için geçer. Çünkü yani herkesi kontrol etmek çok zor. Bu olimpiyat kotası almış arkadaşlar, milli takımda yaşayan arkadaşları serbest ettik. Böyle gidiyoruz şimdilik. Bundan sonrası için de herhalde 15 Temmuz bir tarih olarak belirlendi. Farklı lokasyonlar, birkaç şehir seçtiğinizi biliyorum. Hani orada da herhalde biraz coğrafi yakınlık da göz önüne alınarak herhalde yarışlar da ufak ufak başlayacak. Evet, şimdi 15 Temmuz'da yarış yapmak istiyoruz. Bununla ilgili de müracaat ettik. Sonucunu bilmiyorum. Bir de ayın 5'inde Türkiye'de konaklayan yabancı sporcular var. Onlar da 5'inde kendilerine bir yarış koydular. Özel organizatörlerle birlikte. Bir de öyle yarış var. Herhalde yani biz 15 Temmuz itibariyle başlamış olacağız diye düşünüyorum. Olimpiyatlardan bahsettiniz. Tabii olimpik sporcuların bu çalışmaları yaptığından söz ettiniz. İlk defa hani olimpiyatların da tarihinde özel bir şey oldu, farklı bir şey oldu. Erteleme yaşandı. Biraz bizim için... tabii geçen son olimpiyatlarda iki sporcuyla temsil edilmiştik. Ahmet Örken, Onur Balkan bisiklette yarışmışlardı. Yine iki sporcuyla beraber Tokyo'da da yol yarışında olacak Türkiye. Bizim için bir avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu bu erteleme biraz hazırlıklar açısından? Bakın şöyle, Türk sporunu genel olarak değerlendirdiğimizde hazırlığı olmayan, sakat olan bütün sporcular için bir avantaj oldu bu. Yeniden hazırlanıyorlar. Öbür türlü o sakatlar bu olimpiyatlarda bir şey yapamazlardı yani haklı olarak. Dolayısıyla biz şimdi bizim sporculara baktığımızda olimpiyat kotasını kazandı. 8 tane arkadaşın içerisinden 2 tanesini göndereceğiz. Tabii bu arada hazırlıklarımız da devam ediyor. Yani bir dezavantaj olduğunu ihtimal vermiyorum yani. Şimdi aynı sporcu bize erteleniyorsa o da oraya da erteleniyor. Dolayısıyla daha iyi çalışma fırsatları doğuyor diye düşünüyorum ben. Bu 8 sporcu kotayı alan 2 tanesi seçilecek. Onlar olimpiyatlara gidecek. Evet. Siz de eskiden olimpiyatları görmüş bir sporcu evet. olarak onların Doğru. hazırlıklarıyla nasıl ilgileniyorsunuz? Ekstra bir motivasyon sağlıyor musunuz onlara? Şimdi şöyle, bir sporcunun katılabileceği en büyük organizasyon olimpiyattır. Ne dünya şampiyonası ne uluslararası şampiyonalar. Bir sporcu olimpiyata katılırsa o sporda zirvede yarışmışlığı kabul edilir. Dolayısıyla bizim arkadaşlardan da işte yarışanlar var. Bizim dönemde de 72-76 dönemlerinde de bizler de koştuk olimpiyatları. 80'de boykot edildi biliyorsunuz. Amerika'ya bağlı ülkeler Rusya'nın Afganistan'a çıkarma yapmasından dolayı devam etmedi. Dolayısıyla da biz 80 olimpiyatlarına katılamadık. Yani bir erteleme şimdi değil, her zaman olabilecek bir şey. Kimse de itiraz etmiyor. Bana göre de daha iyi hazırlanma fırsat doğuyor diye düşünüyorum. Şimdi tabii ki 8 sporcu çok elit seviyede bu olimpiyat kotasını alabilen sporcular. Ama başkanlığınız da 4 yıla yaklaşıyor başkanlık döneminiz. İlk geldiğinizde tabloya baktığınızda 85 tane lisanslı sporcu maalesef. Gördünüz. Maalesef. Yani böyle bir nüfusu olan bir ülkede ki bisiklet gibi de hani iki tekeri bulduğunuzda icra edebileceğiniz bir sporda 85 lisanslı sporcu insana komik geliyor. Bunun sayısı herhalde 5000'e yaklaştı bu 3,5 senede. Şu anda bizim lisans çıkartan sporcularımız 4470. Ama ben bunu böyle kabul etmiyorum. Sahada yarışmaya geldi mi odur gerçek sporcu. Yani tamam lisans çıkartıyorlar o gün
okul oluyor, imtihanlar oluyor, tatil oluyor. Ama mesela geçen seneki Türkiye Şampiyonası'nda 950 sporcu yarıştı. Yani herhalde bir 150-200 de böyle mazeretten dolayı gelemeyenler vardı. 1200 kişiyle yarışıyor şu anda. Hiçbir zaman bisiklet sporu her ne kadar ferdi spor olsa da kolektife dayanan bir spordur. Şimdi o domestik diyorlar. Yani birinciyi taşıyor. Öbürü grubu taşıyor. Öbür birinci pozisyonu alabilecek, yarışı kazanabilecek arkadaşlar sürekli saklanıyor. Dolayısıyla yani sporda kendi başına gidip bir dünya şampiyonu, bir Fransa turu, bir olimpiyatları katılmak çok zor. Olimpiyat oyunlarında 1972 söyleyeyim. Dünyada en zor spor bisiklet. Bu mini olimpiyatların istatistiği. İkinci kano. Üç profesyonel boks. Böyle gidiyor. Halter, basketbol devam ediyor. Yani onun içerisinde futbol yok. Ama şimdi gözde spor maalesef. Maalesef diyorum. Çok büyük ekonomisi var. Yani ekonomisi var. Bisiklette de vardı bunlar. Bakın şöyle. Montreal olimpiyatlarına katıldım ben. Montreal olimpiyatlarında bir yıl önce bisikletin bileti davetisi biten tek branş. Bir yıl önce bitmiş. Yani Avrupa çok ilgi gösteriyor. Tamam biz de yayınlarımızda futbolu öne çıkartıyoruz. Ama bisikletin bayağı bir arkası kuvvetli. İtalya'da kuvvetli, Fransa'da kuvvetli, Belçika'da kuvvetli, şimdi Kolombiya'da kuvvetli, Slovanya'da kuvvetlenmeye başladı. Yani bunlar ufak tefek desteklerle bir yerlere geliyorlar. Ondan dolayı yani bisiklet illa kolektif bir anlaşmayla başarıya gidecek bir spordur. Peki baktığımızda hani hem bu sporcu sayılarını tekrar arttırmak, o kolektif ruhu yaratmak, bisiklete olan ilgiyi artırmak için federasyon neler yapıyor? Şimdi bakın şöyle, dar bölge yarışları yapıyoruz. Dar bölge ne demek? İstanbul'daki bulunan sporcular, etrafında Sakarya, Kocaeli, Bursa, Tekirdağ, Lüleburgaz, Edirne, bu tip yerlerde buluşuyorlar bir pazar günü. Dönüşümlü. Öbür hafta, bu hafta İstanbul, önümüzdeki hafta bir Edirne, öbür hafta Tekirdağ diye gidiyor. Bunlar başlattık dar bölge sistemleri. Almanya'da bu kesinlikle uygulanıyor ve devam ediyor. Uygulanmaya da devam ediyor. Bunun dışında biz yıllık ortalama 93 tane organizasyon yapıyoruz. Yani bunu şöyle toplayabiliriz, de aşık olsun diye. Bizden önceki federasyonun 16 yılda yaptığımız bir yılda yapıyoruz. Ve hiçbir sporcuyla, idareciyle, hakemle sorun olmayan bir federasyonuz. Dolayısıyla işte böyle, yani her geçen gün bisikletin trendi, başarısı, ilgili izlenilirliği artarak devam ediyor. Yine o 93 tane organizasyondan bahsettiniz. Belki de onların incisi olarak tabii görebileceğimiz Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur. Hem çok uzun bir geçmişe sahip, hem kesinlikle geçen seneye kadar o, hatta önceki 3 senede diyeyim, World Tour yarışı oldu, artık en üst seviye yarıştı. Ama sanki o takvimdeki yerinin değişikliği vesaire yarış biraz kötü etkiledi. Yine Nisan ayına dönmüştü, yapılacaktı. Tabii bu süreç araya girdi. Cumhurbaşkanlığı turuyla alakalı gelişmeler nasıl devam edecek? Cumhurbaşkanlığı turunu inşallah Nisan ayında yapıyoruz. Yani Nisan ayında başlayalım yapıyoruz. Hatta parkur da belli. Marmara üzerinden dolaşıyor ve İstanbul'da sonlanıyor. Şimdi Cumhurbaşkanlığı turu hakikaten World kategorisinde güzel bir tur. Ama World kategorisinde yarışacak sporcumuz yok. Şimdi eskiden, bizden önceki dönem 23 yaş altını kapatmış üstüne. 23 yaşına gelmiş için spor bırakıyoruz. Ya sporcunun adale yapısı, form grafiği 26 ile 29 yaşlar arasında gelişir. 32-34 yaşlarında zirveye gider. Tabii bizde mesela benim dönemimde 38-39 yaşında koşan Fransızlar vardı. Fransa turnu kazanan. Zaten hani bisiklet diğer sporlara göre zirveye ulaştığınız yaşın biraz daha geç olduğu bir yaş. Yani 25 yaşındaki bisikletçi genç bisikletçi diyebiliyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle bu arkadaşlarımızla şu anda birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Bunları da bakanlığımızın verdiği desteklerle her geçen gün organizasyonları artırıyoruz. Bunların ihtiyaçlarını tamamlıyoruz. Yani hiçbir sporcu ya ben olmadı bu federasyonda bir şey göremedim diyemez. Yani bak, iddialı bir şey söylüyorum. Federasyon yönetim kurulu tamamen sporcuların arkasında. Şöyle ki özel sektöre destek veriyoruz. Özel sektör ne yapıyor? Bu özel organizasyonlar yapıyorlar. 3 senedir Antalya'ya 28 ülke getirdiler.
40 tane müracaat var. 28 ülke getirdiler. Muazzam bir şey. Bunların bir sayılarını artırarak devam etmek istiyoruz. Onların ifadelerini söyleyeyim, paylaşayım. Siz olmasaydınız bize bu izini vermezlerdi de federasyon. Yani organizatörler, arkadaşlar da bizim cami etrafından herkes bilir. Alanya tarafında yaklaşık 55 tane organizasyon var bu sene. Kayseri var, Yeni Kahramanmaraş olduğu gibi Konya var, Mersin, Alanya var, Mersin var. Yani bunları biz artırarak, destek vererek devam ediyoruz. İnşallah devam edecek, yani böyle gidecek, başka türlü. Yani antrenmanda ne kadar iyi olursan ol, yarıştaki heyecanı ve formu vermez. Yani yarışta illa ya yüksek performansla bitiriyorsun, diğer yarışlarda rahat ediyorsun. Bundan dolayı arkadaşlarımızın önünü açıyoruz. Aynı zamanda biz spor turizmi de geliştiriyoruz. Sayın Bakanımızın destekleriyle. Şöyle ki, biz göreve geldiğimizde Mallorca'da 620 bin sporcu, bisikletçi, 5 milyon da mali imkanları müsait olan arkadaşlar kalıyor orada. Sebep? Havanın ufak güzel olması. Ufak bir adadan bahsediyoruz. Oranın havası güzel diye. Peki bizim burayı biliyor mu? Bilmiyor. Ne yaptık biz? Biz bunları buralar öğrettik. Bakın son yıllarda 10 bine yakın sporcu burada kalıyor şu anda. Yani kamplarını devam ettiriyorlar. Hatta bu Arabistan, Arap ülkeleri de diyor ki Kuveyt. Ya ben yanacağım memleketinde. Kayseri'de donmayı tercih ediyorum diyor. Elyes'te. Onlarla ilgili bir organizasyon yapıyoruz. Bunları artırarak devam edeceğiz. Bisiklet sporu hak ettiği yerde değil. Maalesef yani 20 yıl silinmiş bu iş. Silinmiş. Yani şimdi inşallah yeni yeni yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte el birliği yaparak dolayısıyla yani Türk sporunun, bisiklet sporunun geleceğine başarılı adımlarla devam ediyoruz. Şöyle ki şimdi biz aynı zamanda özel organizasyonlardan mesela bu bisiklet üreticiler diyoruz ki eğer siz adınızı bir yarışa verecekseniz imkan sağlayın. O imkan nedir? Yani ne kadar para koyuyorsa onu da kendi elinizle oradaki sporculara aktarın. Şimdi veren razı, alan da razı. Dolayısıyla biz de köprü görev yapıyoruz. Şimdi şeyden bir gün genç sporcunun annesi arıyor. Bir daha yarış ne zaman dedi. Niye sordunuz dedim. Benim çocuğum eve para getiriyor dedi. Yani böyle enteresan anekdotlar var. Yani hepsini paylaşıp şey yapmayayım, şey uzatmayayım ama arkadaşlara gerekli desteği veriyoruz ve ciddi şekilde bisiklet dağıttık bu yıla kadar. Yani faaliyette olan kulüplere ciddi sayıda bisiklet dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz. Bundan dolayı bisiklet sporu şu anda emin ellerde yoluna devam ediyor diye düşünüyorum. Hani altını çizdiğiniz yerlerden biri, o Mallorca örneğini verdiniz. Bir de en başta 5 Temmuz'da aslında burada olan yabancı bisikletçilerin kendilerinin bir organizasyon talebi olduğunu söylemiştiniz. Evet. Ne kadar mesela yabancı bisikletçi var o coğrafyada ve hani bu turizmdeki hedef ne, bisiklet turizmi dediğimiz şey? Şimdi bakan ve spor turizmine çok önem veriyor. Bununla ilgili de ciddi destekler yapıyor yani. Yani o yapınca artık bize bir işin organizasyonu kalıyor. Orada yaklaşık 60 falan ülke burada koşacak 5 Temmuz'da. Tabii izin, halen izine müracaat ettik. İzini bekliyoruz. İzin çıktı takdirde bu arkadaşları koşturacağız. Bu 60 sadece bir parçası gelenler. 10 bine yakın sporcu var Türkiye'de. 60 bir başka 60 getiriyor önümüzdeki sene. Öbür 60 bir 160 getiriyor falan derken ülkemiz bir spor turizm merkezi oluyor. Ne zaman? Kışın. Yani yazın bunlar kimsenin ihtiyacı yok. Dolayısıyla da bu arkadaşlarla birlikte biz destek vererek yolumuza devam ediyoruz. Yine Türkiye turu ile alakalı bir şey sormak istiyorum. Hani o Alanya coğrafyası zaten Alanya, Antalya çok kullanılıyordu önceki yıllarda. İlk bahsettiğiniz Marmara'daki yerler son rotada vardı, Nisan'da yapılacak rotada. Yine Konya'nın yakınlarına da gelmiş tur. Oralarda farklı bir rota olacak mı gelecek yıllarda Cumhurbaşkanlığı? Bakın şimdi şöyle. Biz şimdi bunların istatistiğini yapıyoruz. Yani arzumuz şuydu. Şeyde Gürcistan'dan başlayalım, Ankara'da bitirelim istedik. Cumhurbaşkanlığı turunu. Çünkü Karadeniz'de herkes görmek istiyor evet. Böyle şeyler. Çünkü burada Cumhurbaşkanlığı turunu görmek isterken buradaki sıkıntı şu. Altyapı müsait değil. Rize'de tamam. Gürcistan'da tamam. Ondan sonra biraz yavaşlıyor. Yani belki Trabzon'da da tamam. Oradan nereye bağlayacağız? Hani isterseniz Ankara'ya bağlayalım. Onlar da bunu hak ediyorlar. Cumhurbaşkanlığı turunun
şehirlerinden geçmesin. Çünkü zaman zaman bize serzenişte bulunuyorlar. Diyorlar ki, ya Cumhurbaşkanımız buralı. İmkan da veriyor. Siz ne yapıyorsunuz? Dışarıda koşuyorsunuz diyor. Haklı bir yerde yani. Haklı. Dolayısıyla işte biz farklı coğrafyalarda yarış yapmaya devam ediyoruz. Şöyle ki, yani eskiden dedim ya, biz 16 yıllık yapılan organizasyonu 1 yılda yapmışız. Orada bu organizasyona her geçen gün destek veriyoruz. Niye veriyoruz? Artık her tarafta bisikletin konuşulması lazım. Her tarafta bisikletin kullanılması lazım. Bunların ülkemize ciddi faydaları var. Yani bu herkese de malumdur. Dolayısıyla biz dedik ki ülkemizde ayak basmadığımız yer kalmayacak dedik. 3 yıldır. Bakın Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Urfa, Gaziantep o taraflara gittik. Yani altyapısı müsait olanlara gittik. Gitmeye de devam edeceğiz. Dolayısıyla şu anda sanıyorum 75 filan şehirde organizasyon yaptık. Yani çok az bir şey kaldı. Tamamlama işte o şunlar falan oralarda da bir altta bir halledebilirsek. Dolayısıyla da inşallah önümüzdeki yıllarda farklı rotalarda farklı konseptlerle devam edeceğiz. Yine aslında hep vurguladığınız şeylerden bir tanesi bisiklete başlangıç yaşında aslında o dağıttığımız bisikletlerle daha aşağı çektik diyorsunuz. Hani 14 evet. olan ortalama yaşı 11'e kadar doğru. indirdik diyorsunuz. Bununla alakalı gelişmeler de devam edecek. Şimdi bakın dünyada bakıyoruz 11 yaşında sporcu var. Yıldızlarda, Yıldız Beyler'de. Biz de şimdi 14 koymuşlar. Onun adı ne? Yani hemen kitayı aşağıya çektik. Dolayısıyla da gençliğin ilgisini bisikletle devam ettirmeye başladık. Yani şu anda gençler, Yıldızlar son derece memnunlar. Niye? Organizasyonlara sık sık katılıyorlar. Orada kendilerini görüyorlar. Dolayısıyla da işte bir takım imkanları da ellerine geçiyor. Yine aslında hep imkan noktasında konuşulan, yıllardır süre gelen şeylerden bir tanesi Türkiye'de bir velodrom olması. Konya'nın da hem takımıyla olsun hem oradaki yarışlarla olsun bisikletle bir gönül bağı olduğu açık ve evet. Konya'da bir velodrom inşaatı var aslında. Sayın Bakan Mehmet Muharrem Kasaboğlu'yla da İsviçre'de UCI'nin tesislerinde gezmiştiniz. Velodromun artık hani gelmesini bekliyor insanlar. Çünkü uzun vadeli bakınca aslında olimpiyat için bir madalya kapısı. Çünkü yol yarışında iki tane madalya var. Zamana karşı yol yarışı. Ama piste geçtiğinizde çok fazla sayıda madalya dağıtılıyor. 34 tane. Evet, 34 tane madalyadan bahsediyoruz. Biz yani, bunların 4'ünü garanti ederiz alacağız diye. 4 tane çok rahat alırız. Madalyaların çünkü... Ahmet mesela şu an baktığımızda o piste kazanabilecek isimlerden biri Ahmet Örker. Yani Ahmet gibi arkadaşlarımız da var. Hepsi başarılı. Şöyle ki yani bizim sporcularımız uzun metrajlı yollarda bayılıyorlar. Yani bayılıyor derken yani kayboluyorlar. Ama patlayıcı güç var. Bununla birlikte böyle durum gelirse biz de ses getiririz her taraftan. Bununla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Pandemi süresi devam etmeseydi, yani pandemi olmasaydı sanıyorum bugünlerde temel atılacaktı. Bunlarla ilgili şeyler, son görüşmeler yapıldı. Ahşap pist, 250 metre, 8,5 metre derinlik. Dolayısıyla her geçen gün onunla ilgili yatırımlar genel müdürlüğü hızla çalışıyorlar. Biz de takip ediyoruz kendilerini. İnşallah çok yakında velodromun temelini hep birlikte atarız diye düşünüyorum. Dünya standartlarında kesinlikle. Bir velodrom olacak kesinlikle. Gibi orada ki hani Konya'da olması da belki ayrıca önemli. Yani kesinlikle. Son yıllarda baktığımda Torku Konya takımının sporcularının daha da öne çıktığını görmüştük. Yine Sayın Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasaboğlu geçen hafta Anadolu Ajansı'na konuk olduğunda federasyon başkanlarıyla alakalı da bazı açıklamalar yapmıştı. Bazı federasyonlar hani isim vermedi ama baktığımızda öz kaynak geliri %10'larda, %9'larda olan federasyonlar var. Biz bunları değiştireceğiz ve başkanlar için de seçilme dönem, daha doğrusu sınırı getireceğiz dedi. Yani tabii sizin daha ilk dönemimiz ama çok güzel. Çok aynen. Uzun yapanlara da bunu getirecekler dedi. O hem mali kısmında, bisiklet federasyonunda durum nasıl? Hem bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz onu merak ediyorum. Şimdi bakın, ben de Sayın Bakan'ın görüşlerine yanındayım. Şimdi burada federasyonlar bize emanet. Doğru mu yani? Burada biz emaneti hakikaten yerine getirebiliyor muyuz? Başarıya giden yolda nasıl mesafe kat ettik? Bunların yapılması lazım. Bunlar yapılacak. Eğer başarılıysa devam etsin. Ama başarılı değilse oraları meşgul etmemek lazım diye düşünüyorum. Yani Sayın Bakan'ın düşünceleri %100 doğru. Yani Bisiklet Federasyonu da hazır.
yeni bir kuvvetli bir aday gelirse hiçbir zaman bir şey asılmayız. Niye? Başarılı olursa ülkemiz kazanacak. Peki hani başkanların mesela basketbolu biz daha yakından takip ediyoruz mesela ama orada şu anki yönetimine baktığında Hidayet Türkoğlu başkan hani ekibinde Ömer Onan, Hüseyin Beşok, Kerem Tunçer'in milli takımda hep o dönemin sporcuları. Siz de bir eski sporcu olarak aslında federasyonun başındasınız. Evet. Bunun avantajları neler? Hani böyle mi olması gerek? Şimdi bak şöyle, ilk federasyona bize görev tehdit edildiğinde genel kurulda Çalıştay yaptık. Çalıştay'da antrenör, mekanisyen, masör arkadaşların tamamını topladık. Bunlara yaklaşık 115 tane mekanisyen sertifikası verdik. Bunlar dedi ki, eğer sen burada federasyonda iş bulamazsan, A kategori bayiler var işte, bisiklet bayiler var. Onların servisi olursun. Ve bu başarılı oldu. Çok da iyi oldu. Gidiyor. Onun haricinde bisiklette yani herkesin bir anda patlayıp bisiklete yükleneceği bir gündeyiz. Yani o kadar yakınmış, o kadar yakın. Şimdi geçen bir programda da söyledim. İstanbul'dan Yalova çıplak gözle görülüyor. Peki pandemiden önce gözüküyor muydu? O da yok. Demek ki sağlığa, temiz havaya ciddi katkıları var. Bundan dolayı artık insanların önünü açmak lazım. Sayın Çevre Bakanı ciddi bir şekilde bu sene dedi ki 400 kilometre dedi yol yapacağım, bisiklet yolu dedi. Çok güzel. Biz Konya biliyorsunuz dünyada New York'tan sonra ikinci sırada şey olarak uzunluk olarak. Şimdi son günlerde işte bir buçuk ay önce veya iki ay önce New York'taki demir yolunu kapattılar, Kanada'ya giden demir yolunu. Üzerini betonladılar, şimdi bisiklet yolu. 950 kilometre. Siz ve ağaçların içerisinde gidiyorsunuz. Hem oksijen, hem farklı bir atmosfer, hem de bir rahatlıyorsunuz. Bunlarla ilgili şeylerin artırmak lazım, destekler. Artırdığımız zaman sağlıklı bir toplum, ekonomik bir toplum, ne bileyim yani farklı bir temiz hava. Bunlar arkasından kendinden gelir diye düşünüyorum. Peki tabii bisikletin üretim kısmı da önemli bunların olması doğru, için bir yandan. Doğru. Bisiklet sanayisindeki son durum sizin döneminizde nasıl? Bisiklet sanayicilerinin ifadelerini söylüyorum. Siz geldiğinizden bu yana üretimimiz iki kat arttı, kazancımız iki kat arttı dediler. Yani biz herkese destek veriyoruz. Burası bizim hobi bahçemiz değil. Onların da bu işte emeği var. Güzel güzel bisikletler yapıyorlar. Bugün yerli bisiklet sanayinin bisikletler bugün milli takımlarda koşuluyor, Avrupa'da koşuluyor. Demek ki biz Avrupa'dan daha iyi yapıyoruz bunu. Biz de bunlara destek veriyoruz. Destek verince de arkadaşlar da mutlu, biz de mutluyuz. Yani yerli ve milli. Yine baktığımızda aslında bütün bu pandemi arası en başa döneceğim ama arada hani bütün büyük yarışlarda, Fransa bisiklet turu'da, o köklü yarışlar, Giro'da, Vuelta'da hepsi ertelendiler. Biraz daha Ağustos sonu, Eylül hatta Ekim'e dahi kalan yarışlar var. Bu tarz yarışların, hani biz de işin televizyonculuk kısmını kesinlikle yaptığımız için soracağım. Bu tarz yarışları izlemenin halkta, gençlerde bir algı değiştireceğini düşünüyor musunuz? O Türkiye'de olmayan ama dünyadaki yarışların etkisini nasıl görüyorsunuz? Bakın şu anda genel olarak 2,5 milyon insan bisiklete biniyor. Perşembe akşam bisikletçileri, cuma bisikletçileri, pazar bisikletçileri diye. Bunlar kendi kendilerine farklı rotalar çizmişler. Bu rotalarla her geçen onların sayısı da artıyor. Bize de katılmak isterlerse, yani lisans olup da bize katılmak isterlerse biz de kapımızı sonuna kadar açıyoruz. Burada daha çok gençliğinde spor yapamamış. Ama sonradan bisiklet sevgisi gelmiş. Gelince işte onlarla birlikte bisiklet kullanmaya devam ediyorlar. Yani bugün 2,5 milyon bisiklete binmek az değil. Bayağı güzel. Niye 5 milyon, 10 milyon olmasınmış? Yani bunların inşallah ileriye safhalarda artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Evet, baktığımızda yani hani bisikleti aldığınızda imkanınız da varsa çıktığınızda hani bu sporu bir şekilde icra etmiş oluyorsunuz. Lisanslı sporcu veya sporcu değil, hani siz de herhalde o farkı zaten gözetmiyorsunuz. Kesinlikle, yani. Kesinlikle. Lisans çıkarsın buyursun gelsin. Hemen koşturuyoruz. Evet, birçok da yarış var dediniz. Evet. Yeni dönemde hani Türkiye Cumhurbaşkanlığı bisiklet turu yine devam edecek. Tour of Antalya var. Evet. Biraz öne çıkan organizasyonlarda bak, Mevlana turu var. Vero Alanya var. Bu yarışlar sayıları herhalde onlar da artarak devam edecek diyebiliriz. Evet, kesinlikle doğru.
Evet, burada şöyle baktığımda son ekleyeceğiniz bir şey olur mu başkanım? Bisikleti, bir gün herkes bisiklete binecek. Onun için şimdiden pozisyonunuzu alın, bisikletli olmaya devam edin. Bisiklet sağlıktır, bisiklet ekonomidir. Bisiklet farklı bir konsepttir. Dolayısıyla herkesi bisiklete binmeye davet ediyorum. Hatta bizi idare edenler de, yani daire başkanları da, emdürler, genel müdürler, valiler, belediye başkanlarını da davet ediyorum bisiklete binmeye. Bindiğimiz zaman hareketli yaşamda hep birlikte buluşuruz diye düşünüyorum. Ve bu hani aranın böyle hayırdan belki şer, şerden hayır duvar gibi bir şey olacak ama hani Yalova'dan bahsettiniz, havadaki temizlikten bahsettiniz. Bisiklete binmenin önemini de herhalde bu dönem belki de biraz daha bize hatırlattı denebilir ki hani yavaş yavaş çıkanlar da oluyor. İnsanlar artık evden de sıkıldılar. Kesinlikle. Bu arada onu da yeniden hatırlamış olduk. Yavaş yavaş biz yayınımızın sonuna geleceğiz değerli izleyenler. Sayın Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, burada zamanınızı ayırdınız. Ben teşekkür ederim. Bisiklet sporunu konuştuk birlikte. Çok da güzel oldu. Evet, bisiklet sporunu konuştuk. Son durumu federasyondaki organizasyonlardaki aktardık. Bisiklete binin mesajıyla da yayınımızı noktalayalım burada değerli izleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın diyelim.